insanların bir kısmı hamdı insanların arasında paylaştırıyorlar. Bir kısmı patronuna biraz hamd ediyor. Bir kısmı amirine biraz hamd ediyor. Bir kısmı kendisine iş bulana biraz hamd ediyor. Bir kısmı kendisine imkan sağlayana biraz hamd ediyor. Akleden insanlar en üstte de olsa imkanlar bakımından, en altta da olsa imkanlar bakımından der ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Velev ki bir yerde çalışıyor, iş yerinin sahibi var, ona maaş veriyor. Diyecek ki Allah Azze ve Celle ona da vermiş, o bu iş yerini kurmuş, onun kazandıkları da Cenab-ı Hakk'ın, onun kullandığı ham maddeler de Cenab-ı Hakk'ın, onun sattığı müşteriler de Cenab-ı Hakk'ın kulları. Burada hiçbir kulun Cenab-ı Hak'tan gayrı bir şeysi yok. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın. Çalışıyoruz, karşılığında maişetimizi, maaşımızı alıyoruz. Ama bütüncül baktığımızda her şey Cenab-ı Hakk'ın. Kalkıp da yediğimizi, içtiğimizi şundan bundan bilemeyiz. Onları ilah noktasına yükseltemeyiz. Onlara hamd edemeyiz. Teşekkür ederiz işimize, o da bize teşekkür eder. Siz de bize çalışıyorsunuz, birbirimizi tamamlıyoruz. Kulların kendi düzeyinde, omuz hizasında bir iş bölümü var. Hepimiz birbirimize muhtaçız. Hiçbirimizin işi, gördüğü, yaptığı şey sadece zincirin halkasını tamamlıyor. Ama hepimiz o zincirin içerisinde birbirimizden yararlanıyoruz. Hepimiz ayakkabıyı giyiyoruz, ayakkabı sanatkarının ürettiği. Hepimiz gömleği, kıyafeti giyiyoruz, onların ürettiği. Hepimiz sarraftan altını alıyoruz, elden ele değiştiriyoruz. Bunların hiçbirisi sistemin sahibi olan Allah Azze ve Celle değil. Allah Azze ve Celle'nin aramızda yaptığı iş bölümü ve bu iş bölümünde maydanozundan pazardaki tarladan gelen domatesine kadar hepimiz bunlara bağımlıyız. Dolayısıyla hepimiz kuluz. Cenab-ı Hak dedi ki نَحْنُ قَسَلْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında aralarında maişetlerini biz taksim ettik. Taksim eden Cenab-ı Hak konuşuyor. Dolayısıyla kul olmak bakımından hepimiz eşitiz. Vakti geldi mi huzura hepimiz gelip tek saf halinde hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Hamd sanadır ya Rabbi. Kuyumcusu da aynı şeyi söylüyor. Daha tarladan yeni çalışıp safa gelip yetişmiş olan da aynı şeyi söylüyor. Temizlik yapan kardeşim de aynı şeyi gelip söylüyor. Hamd sanadır ya Rabbi. Birazdan öğlen yemeğini yiyeceğiz. Hepimiz en çok elinde olan da en az elinde olan da aynı gıdaları senin yarattığın. Yiyeceğiz, içeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eskiler anlatırlar. Kıtlık gelince bedevilerden bir tanesi kıtlığa maruz kalınca demiş gideyim sultana ondan bir şeyler isteyeyim. Deyin ki artık kıtlık oldu, sıkıntı içerisindeyiz. Erkenden şehre gelip cumada yer tutmuş ön safta, sonra namaz kılındıktan sonra işte sultan kimdir kimdir soracak. Demişler ki işte demin o yanında duran bak milletin etrafında öbeklendiği kişi. Ya demiş namazdan sonra biz yan yanaydık. Nasıl dua ediyordu Allah'ım bana şöyle ver, Allah'ım bana böyle ver, Allah'ım bana şöyle ver. E o alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den istiyor. Biz niye sırayı atladık geldik şimdi önce sultandan istiyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den isteyelim. Sonra Cenab-ı Hakk'ın bize nasıl bir vesile yaratacağını araştıralım. Kul sırayı ve eline geçen neticede hamdı şaşırdığı zaman
dışarıdan baktığında aynı şeyi yapan kullar gibi gözükür. Ama birisi Allah Azze ve Celle'ye mümin, ondan bilen ve ondan isteyenken diğeri bir şaşırma ve şaşkınlık içerisinde olabilir. Sonra der ki bak herkes gidip iş arıyor. Ama biri sabah namazına kalkmış, ya Rabbi bana güzel bir iş nasip eyle. Bugün yine iş araştırmaya çıkacağım. Her şey senin elinde. En güzel işi de, en kötü işi de sen dağıtıyorsun. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki ey mülkün sahibi, تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Sen mülkü dilediğine verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Sen mülkü dilediğinden söküp alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Sen dilediğini aziz kılarsın. Düne kadar çok aşağıda kimsenin itibar etmediği bir kimse. Bakmışsın Cenab-ı Hak aziz eylemiş. Şimdi millet hikayesini okuyor. Müminler Allah Azze ve Celle verdiğini böyle verir diye okuyor. Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında tutanlar şunun şansına bak diye okuyor. Hadise aynı. Yaşanan olay aynı. İşte yaşayanlar da böyle farklı yaşıyor. Müminler Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Allah'ın şimdi kendisini sınamak üzere kendisine lütfettiği bir imkan olarak bakıyor. Baştan ondan istediği, ondan talep ettiği şey olarak görüyor. Ama Allah Azze ve Celle ile meselesini, işini, irtibatını, duasını Cenab-ı Hak ile hemhal olmayan, işleri Cenab-ı Hakk'ın yönettiği, hayatı O'nun yarattığı gibi, O'nun yaşattığı bilincinden uzak olan ise, o da sabah kalkıp gazeteleri harıl harıl çeviriyor, internet sayfalarını, kariyer sayfalarını dolanıyor, bulursa, bir söylerse şundan bundan belliyor. Ne isterken baştan Cenab-ı Hak'tan istiyor, ne de eline geçerse Allah Azze ve Celle'nin lütfu olarak değerlendiriyor. Dışarıdan bakarsanız ikisi de iş arıyor. Ama işin esasında biri ak iken diğeri kapkaradır. O yüzden namaz mevkut bir ibadet, yani vakitli bir ibadet olarak bizim kalibrasyonumuz için, yani ayarlarımızı her defasında tekrar orijinine, yani yaratıldığı gerçeğe tekrar oturtmak, tekrar hakikate yerleştirmek için gerekli bir şeydir. O yüzden dönüp dönüp huzura Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Sahip olduğumuz her ne varsa çocuklarımızı O bize lütfetti. Vaktiyle çocuklarımız yoktu, çok istedik. Cenab-ı Hak verdi. Bak neredeyse unutacağız. İsrailoğullarına Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de o kadar sık Ya beni İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum Ey İsrailoğulları, size olan nimetimi hatırlayın. O ajandalarımız var ya, oraya da bir madde yazmalı. Bir gün oturup düne kadar Cenab-ı Hak'tan ne kadar istediğimiz şeyler ve hatta çoğunu unuttuğumuz şeyleri Cenab-ı Hakk'ın bize nasıl verdiğini oraya yazmalı ve onları tekrar tekrar yad edip Allah Azze ve Celle'ye şükrümüzü, hamdımızı unutmamak, kaçırmamak, gaflete düşmemek üzere bilincimizi toparlamalıyız. Çünkü Allah'ın nimetlerini unutmak kulu nankörlüğe doğru götürür. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الكافرين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.